Evet, oyunu kaybettikten sonra Yusuf'un sinirini izledik ama bu görüntülerde benim bir de Ertuğ ve Halil arasındaki o yükselen tansiyon dikkatimi çekti. Halil'e ne oluyor demek istedim içimden kendi kendime. Niye bu kadar yükseldi Ertuğ'a karşı? Tamam Ertuğ'un evet yani izliyoruz zaten birazdan da izleyeceğiz. Bir önceki oyunda da böyle takıntıları olabiliyor, dalgınlıkları olabiliyor. Eyvallah ama neden bu kadar yükseliniyor Ertuğ'a karşı tüm takım arkadaşları tarafından anlayamıyorum. Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim birazcık. Sonra izledikten sonra yine devam ederiz. Ayşe'cim. Ertuğ başlarda çizdiği profilin çok dışına çıktı. Başlarda çok performans olarak ilerleyen bir Ertuğ vardı ve başarılıydı. Hatta Zeynep niye yazdı falan diye tepkiler de göstermiştik söyledi diye. O kalıbının dışına çıktığı zaman insanlar işte aynı anda iki şeyi yapmak çok zor. Yani orada bir yandan insanlara laf mı yetiştireceksin yoksa performansını mı konuşturacaksın? Ya sen konuşacaksın ya performansın konuşacak. İki seçenek var çünkü. Hani ikisini de aynı anda yapma gücün olmuyor orada. Nitekim baktığın zaman Aziz konuşmaktan hiçbir şey yapamadı. Şimdi Asena gelgitli. Tam böyle evet güçlü Asena sayılarını alıyor da diyemiyorum. Çünkü iki taraflı da gidiyor. Şimdi Ertuğ o seviye aramaya başladığı zaman yerlerde direkt kendi seviyesini de aslında o yere düşürdü. Ve ondan sonraki Ertuğ'un gidişatında onlara cevap veren bir Ertuğ haline gelmeye başlayınca bu sefer Ertuğ tamamen kafasal olarak da çünkü zaten aslında içinde tutan takıntılı bir Ertuğ vardı kendine. Ama kızlar o kadar üstüne oynadılar ki onun. Orada da mesela Ertuğ'un içindeki dışına çıktı ve Ertuğ'un yavaş yavaş performansı düşmeye başladı. Çünkü hem onlara laf yetiştirmeye başladı hem kendini yenemedi takıntılık konusunda. Şimdi o kadar oyunlarda yok ki, takım arkadaşlarına o kadar desteği yok ki. Hani aynı yere iki tane atıyor ya da başka bir yere attığı şeyi bozuyor falan. Hani tamamen algısı Survivor'ın dışında. Ama bir yanımda üzülüyor mesela. Diyorum ki takım arkadaşları da biraz fazla yüklenmiyor mu acaba? Çünkü karıştırdığı sayıda da nasıl çıldırıyorlar, nasıl şimdi izleyeceğiz onu, bağırıyorlar. birazdan izleyeceğiz. Hani gelip yaptıkları davranışa işte Halil'in şu söylemi çok böyle üst perdeden şey sanki Ertuğ böyle hiç onu evde bekleyen eşi yokmuş, hiç böyle kariyeri yokmuş. Bir aşağılayıcı böyle bir konuşma tarzları var. O beni rahatsız etti bir tek. Hani herkes yanlış yapabilir. Halil'in de bir sürü yanlışı vardı ama kimseye sesini bu denli çıkarttıramadı mesela. Ve her zaman sesi çıkan da o oldu. Bu kadar bu yolda ilerleyen bir Halil varken şimdi Ertuğ'u düzeltmek amaçlı değil de daha çok yerin dibine sokmak amaçlı bir şey yapıyor gibiler. O yüzden de onların takımına aslında bu yarayacak bir şey değil. Kırmızıların böyle genelinde bir şey vardı zaten. Ama hani mavilerde de Halil hem kırmızıyı hem mavide de böyle o gerçek Halil'i devam ettiriyor. Orayı da karıştırdı. Hani herkesin vereceği bir tepki varken neden Halil'den beklenmedik bir tepki bu mesela? Ben orada hangi tepkiyi neye verdiğini bile anlamadım. Hani böyle izliyorum acaba neye verdi tepki falan diyorum. Böyle kaldım yani eminim izleyenler de kalmıştır. Ben tepkilerini doğru bulmamakla bir yandan da doğru bulmakla beraber konuşmamı bitiriyorum. Peki Yusuf'la ilgili son eklemek istediğim bir şey varsa çünkü Dora ve Kemal yok, abi yorum söyleyecekleri yaptılar. Söylediler zaten. Peki o zaman şimdi... Ben şimdi Halil'le bir konuşalım. Evet bu şimdi Ertuğ, Aziz ve Halil arasındaki bir tartışma. Bir önceki oyunda da sonrasında da devam eden görüntüler var. O görüntüleri izleyelim üstüne konuşalım. Evet Kemal abicim hemen sözü sana veriyorum bu konuda. Söyleyeceklerim var galiba. Var. İlk önce Aziz'den başlayayım. Aziz'i çok eleştirdim. O final koltuğunun ikisine kalamayacağı için de iddialı konuştum. Ve sözümün sonuna kadar da arkasındayım. Aziz'in o son ikiye kalacağını düşünmüyorum. Ama Aziz çıkışta mı? Demin Dora'nın yaptığı çıkışta. Bir. Kemal abicim mikrofonunuz düşmüş olabilir mi? Evet. Tamam, İyi mi galiba. Şimdi geliyor mu sesim? Evet. Süper. Aziz'in çıkışta olduğunu net söyleyebiliriz. Bir de Aziz demiri tavunda dövmek deriz ya onu çok iyi yaptı. Çıkışta dediniz yükselişte. Yükselişte. Niye yükselişte şimdi izah edeceğim. Birinciden başlıyorum. Bu son görüntüden başlıyorum. Asena'nın geldiğinin akşamı Ertuğ'un onunla hani sanki canım cicim onun yıllardır arkadaşı öbür tarafa gittiği için çok üzülmüş bir görüntüsü yapıp da Asena'dan yana konuşmasını Aziz dedi ki ya dün ne konuşuyordun bugün ne konuşuyorsun? Ama öyle yapmadı ki Ertuğ. Ona getirdi. Ama öyle yapmadı ki Ertuğ. Gerçekten yapmadı hayır, yani. O görüntü Aziz'in algı yaratması hayır hayır yani. Kesinlikle bak orada dikkat et herkesten ne onay aldı.
Bütün takım da ona destek verdi. Çünkü görüntü oydu. Dün akşamki konseyi seni haklı olarak teknik olarak haklı çıkardı dedi. Ben Asana'yı haklı bulmuyorum dedi. Bak, bu cümleleri net bir şekilde kurdu Ertuğrul. Hayır ama şunu... Ama Aziz çok güzel fırsat değerlendirdi. Ama atarsan bana pası ben kullanırım. Yanlış ifade etti. O evet. Zamanlama o değil. Bunu daha sonraki dönemde söyle. Daha geldim bismillah senden yana. Aziz zaten konuştum. İstiyordu ki kimse Asena'yı içine almasın. Hani kimse Asena'ya hoş geldin demesin. Hayır ona da katılmıyorum. Çünkü örneğini sunacağım şimdi. Bu olayda Aziz'e not verdim. İkinci olay. Bütün takım... Halil dışında bir kişi, Halil dışında özellikle Aziz'i söylüyorum. Asena'ya Yusuf o söylemleri yaparken bir tek Aziz Asena'nın arkasında kaldı. Evet. Bu kadar aralarının bozuk olmasına rağmen Asena'ya destek veren Aziz'di. Helal olsun Aziz'e. Evet. Şimdi gelelim o hani bir arkadaşımız var ya orada delikanlı ortalığı yıkıyor hani. Halil söylemlerde İbrahim. Halil İbrahim diye bir arkadaşımız var değil mi orada? Evet. Ertuğ'a bir çıkışı var. Ben hayatımda bu kadar Survivor'da bu kadar bağırarak bu kadar keskin bir konuşmayı ilk defa gördüm. Neye bağırıyor? Şunu zannettim. Yok ortada. Halil büyük, Ertuğ küçük. Hani çocuğunla konuşuyorsun. Sonra baktım Halil 30 yaşında, Ertuğ 35 yaşında. Sen kendinden büyüğüne bu derecede... Bir şey olmaz 5 yaştan canım. Efendim? 5 yaştan bir şey olmaz. İki, hani Ertuğ ne diyorsun diyor, ne diyorsun diyor, üstüne yürüyor. Eğer orada Ertuğ bir cevap verse veya fiil hareket yapsa... Desem ne olacak falan diye yürüyor. Fiil hareket yapsa, tabii, olaylar daha da büyüyecek. Belki de hani kavgaya dönüşecek. Ama ne hikmetti bu Halil'i, bu Yusuf bu kadar kemik atacağım, dişlerini sökeceğim... Şahıs olarak isim vermesi de hedef olarak Asana'yı gösteren Halil Yusuf'a Halil'in bir tane cevabı yok. Varsa söyleyin. Kankit olur abi. Onda. Bir tane ya Yusuf sen nasıl konuşuyorsun ne olursa olsun bu takım benim takımım ben bu takımdayım artık bunların haklarını savunuyorum diyen bir kelimesi var mı? Bence Ertuğ'un ondan daha iyi olmasını da yediremiyor olabilir. O zaman Halil, şu kesinlikle. Sen... İnsanlara göre hareket eden, adalet mekanizmasını çalıştırmayan bir insansın. Sen orada 2-3 gündür oyun alıyorum diye kendini o dev aynasına, demin gösterdim örneğe de Halil de gidiyor. Birden bodozlama çökecek, haberi yok. Hı hı. Sene başından beri insanlarla diyaloğu o kadar agresif, o kadar negatif ki bu son örnekleri. Niye konuşmuyorsun Yusuf'a? Hani arkadaşın, sen adaletsin ya, niye demiyorsun ki ya... Yusuf sen bunu nasıl söylersin? Dişlerini sökeceğim. Sana kemik onun atacağım. Onun işine geliyor abi. Bunu nasıl söylersin ya? Nerede, buna nasıl itiraz etmezsin? Kibarca bir şekilde uyarabilirsin. Hiç uyarmıyor yani. Kibarca da uyarabilirsin. Ağzını almıyor ya. O mevzu ya. Ya. Girmiyor bile. Çıkar ilişkisiydi çünkü. Evet. Oradayken güçlünün yanında oldu ki yazılmayayım. Hayır, şimdi onlar artık arkadaşlık geliştirmişler. Cansu da bunu bize söyledi ya. Dışarıda işte beraber iş kurma planları. O zaman bana varmış. O zaman bana Yusuf adaletten, Halil'in. O zaman bana takımdaşlıktan, o zaman bana beraberlikten bahsetmiyor. Kötü günde senin derdin yok. Yusuf kazanırsa iyi, kaybederse kötü. Sen kazanırsan iyi, kaybedersen kötü. Senin takımla yakından uzaktan izliyor. Ha, bunu karşılığını alıp verecek zaten. Seyircimiz görüyor. Hiçbir şeyi de unutmaz. Halil'in şampiyon olamayacak adaylardan biri olduğunu net söyleyebilirim. Şey değil mi? Asena diyor ya ben arkadaşlık kur.